Sormasam olmazdan merhabalar. Sevgili seyirciler, bu hafta Üsküdar Kadim Kahve'deyiz. Konuğum başarılı senarist ve oyuncu Recep Çavdar. Recep hoş geldin. Hoş bulduk abiciğim. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim abiciğim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olasın. Biz telefonlarda, festivallerde, ortamlarda çok konuştuk ama hiç uzun uzun konuşma şansımız olmadı. Olmadı. Bu programda olacak bu. İnşallah, nihayet diyelim yani. Evet, saletlerimiz geldi. Ya, teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Güzel bir arkadaşlığımız, güzel bir muhabbetimiz var. Fakat demin de söylediğim gibi muhabbet hep telefonlar üzerinden. Festival ortamlarında, organizasyonlarda, efendime söyleyeyim yollarda hep ayaküstü oldu. Hatta bir kere evime de geldin sevgili Reşat'la, Reşat Strik'le. Ama orada da Reşat'ı konuştuk. Seni hiç konuşmadık. Bu sefer inşallah seni konuşacağız bu programda. Eyvallah, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye başlayarak bütün hikayeni dinlemek istiyorum. Seyircilerimiz de dinlesinler. Tabii ki. Çok güzel başarıların var. Güzel işlerde çalıştın. Güzel işler yaptın. Onların hepsini konuşmak istiyorum. Öncelikle şundan başlamak istiyorum Recep. Sen en son Kuruluş Osman'da Andreas karakterini canlandırdın. Evet, son bildiğim, son serüvenin buydu. Ondan başlayalım. Kimdir Andreas? Bu projedeki yerin neydi? Nasıl oldu bu proje? Kuruluş Osman'da 3. sezonu işin artık devlet olma yolunda hikaye. Şimdi devlet olma yolunda olduğu için tabii ki o dönemde Hristiyan tebaa da var. Osman Gazi, yani halkın yarısı Rum, Hristiyan kökenli, yarısı Türk. Dolayısıyla artık Hristiyan tebaayı da gözeten politikalar üretmek zorunda Osman hikayeye göre. Gerçekte de böyle. Kemal Tahir'den de okuduk biz bunları. Dolayısıyla işte bir papaz, Hristiyan papaz karakterlerin hikayeye girmesi zorunlu olmuş. Mehmet Bozdağ'la biz daha önceden zaten tanışıklığımız vardı. Bir de Kutul Amara dizisinde de ben Lawrence karakterini oynamıştım. Orada kastla alakalı Andreas karakteri olsa iyi olur dedik. Senaryo inşallah birlikte hayata geçireceğimiz projeler olacak senaryo bazında. Ama hem senaristlik hem oyunculuk devam ettiği için bir taraftan Andreas karakterini de es geçmedik. Güzel oldu bu sezon. Ne güzel. İkisi de tırnak içinde kötü adam mı oluyor? Hem Lawrence hem Andreas. Hayır, Lawrence sürpriz karakterdi. Lawrence aslında İngiliz Kemal diye bizim gerçek bir istihbaratçımız var. Osmanlı istihbaratçısı. Onu İngilizler İngiliz zannediyor. Aslında şey yani, aksansız İngilizce konuştuğu için bayağı istihbarat faaliyeti yapıyor. Aslında ben İngiliz Kemal'dim ama İngilizlerin içine Lawrence olarak girmiş bulundum. Öyle sürpriz bir hikayeydi o. Andreas da şey yani baştan sona zaten stabil. Türk düşmanı, Müslüman düşmanı hikayeye göre böyle bir karakterdi. Papaz yardımcısıydı. Seyirci ne dedi bu işe? Senin yani böyle bir karakterde seni tanıyan, bilen, görenler? Tanıyanlar çok şaşırıyor tabii ki. Yani. Şimdi ben hep kendimin dışında karakterleri canlandırıyorum. İngiliz Kemal'de, Lawrence'da öyle olmamıştı tabii, sürpriz olmuştu. Ama zaten kendinin dışında karakterleri oynamak çok keyifli. Kendinin dışındaktan kastın nedir? Yani ben Recep'im ama onlar bambaşka insanlar. Bambaşka yerlerden bakıyorlar olaylara. Bunun tadını tiyatroda almıştım ben zaten. Başka insan yani biraz bilinçli şizofreni gibi yani oyunculuk zaten. Evet. Yani başka bir insanın penceresinden olaylara bakabilmek keyifli, güzel bir şey. Bir de şöyle yapmıyorsunuz, aha ben kötüyüm falan diye oynamıyoruz biz bunu tabii ki. En kötü karakterin bile kendince aslında kötü bir şey yapmadığına dair bir ikna etme yolu vardır. İnsan bunda pek mahirdir. O yüzden değişik, güzel bir psikoloji. Oyunculuğun en sevdiğim taraflarından birisi zaten başka adamlar olabilmek. Peki şimdi tabii bu dönem işlerinin seyircisi
veyahut seyirci diyelim dönem işlerinde çok farklı reaksiyonlar gösterebiliyor zaman zaman. Hele bu bizim çok hassas olduğumuz böyle milli damarlarımızın böyle kabardığı projelerde veya işte bir takım karakterlerde kendini daha açık belli ediyor. Kötü karakterler orada daha mı kötü reaksiyon görüyorlar seyirciden? Evet, seyirci inanıyor. Yani seyirci inanıyor, mesaj da geliyor zaten. Yani sosyal medyadan. Mesela biz en son Söğüt'ü havaya uçurmaya çalışmıştık. Dolayısıyla şey geldi, seyirciden reaksiyon geldi. İnanıyorlar. Ya bu evet biliyoruz bu gerçek değil ama tepkiyi insanlar gösteriyor yani. Tiyatroda da böyleydi. Ben en son 2016'da çok kötü bir adam oynamıştım. Seyirciye biliyoruz bu oyunda ama çok rahatsız olduk diye ifade etme ihtiyacını hissediyordu. Yani bu değişmez bir şey yani. Hatta aynı fotoğraf karesine girmek istemeyenler bile oluyor yani. Çok şaşırtıcıdır ama ben böyle yani. İyi canlandırdığınız zaman biz seyirciden küfür de duyduğumuz oluyor. Hakaret de ediyorlar yani. Ama bu hikayeye kapılmaktan ötürü yani. O oyunun ambiyansıyla aslında... Bu bir oyuncu olarak sevindiriyor mu seni bu reaksiyonlar? Tabii ki sevindiriyor. İşini iyi yapmış oluyorsun yani. Yani hikayeye zaten bizim işimiz hikayeye hizmet etmek. O hikayede eğer ben kötü adamı canlandırıyorsam, bunu yapabiliyorsam tabii ki mutlu olurum. Zaten esas olan hikayenin ne anlattığı. Eğer iyiye hizmet eden, güzele hizmet eden bir hikayede kötüyü oynamamız gerekiyorsa oynarız. Sorun yok yani. ama son projelerde biraz, son 2-3 projede benim için kötüleri oynamak düştü bahtıma. Bundan da memnunum ama sorun yok. Şimdi yani. Kutul Amare'de de yer aldın. Bir de Yamak Ahmet vardı senin dönem işlerinden birisi. Evet. Orada çok farklı bir karakterdi bildiğim kadarıyla. Çok iyi bir adamdım yani. Bundaki gibi çok, kötü değildi. Yok, Yamak Ahmet çok 10 yıllık bir proje. Benim ilk ciddi dizi projemdi o. Safranbolu'da çekmiştik. Çok güzel zamanlardı. Evet. Yamak Ahmet seyircide de güzel ilgi uyandıran bir projeydi. Ben öyle hatırlıyorum. Evet, yani aslında çok iyi hazırlanmıştı. Bence hikaye çok iyiydi. Hikayeyle de çok ilgiliyim. Bir taraftan işin kalem yönüyle de meşgul olduğum için. Çok iyi çekildi. İyi bir kast yapıldı. Ve çok samimi bir işti. Bence en önemli Yamak Ahmet'in özelliği samimi olmasıdır. Tatlı bir şeydi yani, tatlı bir Ramazan dizisiydi. Biz de o tatlının arasına karıştık. Çok da güzel zamanlardı bir yani. Bir mutfak dizisiydi yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Genelde mutfak etrafında dönen bir, yanlış mı hatırlıyorum? Odağında, şimdi Yamak Ahmet bir saray mutfağında bir şeydi, baharat işinden meşguldü. Ama genelde sosyal hayatı anlatıyordu yani. Bir 1700'lerin payitahtında İstanbul'da bir Ramazan nasıl geçiyordu? Yani insan ilişkileri nasıldı? Esasında burada mutfak sadece işin şey yani çeşnisiydi. Fonu yani. Evet ama çok güzel, çok çok yakışıyordu yani. Mutfak zengin bir dekor sunuyordu o projede. Güzeldi yani. Peki dönem işlerine bir ayrıca bir muhabbetin var mı? Ya dönem işlerine ayrıca muhabbetim var. Benim hani oyuncu olarak değil de bir bu ülkenin bir vatandaşı olarak dönem işlerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü yani tarih bilinci gelişmeyen toplumlarda geleceğe dair bir ideal, bir hedef veya mevcuda dair bir özgüven yeterince oluşmaz diye düşünüyorum. Yani kabul edersiniz ya da etmezsiniz. İnsanlar ciddi manada dizi izliyor yani. Dizi izledikleri için hiçbir şey olmasa bir özgüven tahkim oluyor. Özgüven önemli. Çocuk yetiştirirken bile görüyoruz. Yani önce özgüvenini kırmamak lazım insanın. Bir de tanıyor, kendisini tanıyor yani. Ne yaptığını geçmişte görünce ileride ne yapabileceğine dair de bir hedef oluşuyor. Bir güven geliyor. Ben bu dönem işlerinin genelde çok misyon işleri olduklarını düşünüyorum. Önemsiyorum yani. Fakat artık hani bir dönem işi enflasyonu da olmasın bir taraftan. Çünkü her şeyin fazlası. Böyle bir şey olduğunu düşünüyor musun yavaş yavaş? Böyle bir başladı bence. Oluştu. Evet maalesef. Ya çok hikaye var. Yani ben bir taraftan tarih benim
hobim, ciddi manada hobim. Hatta okulunu da okumaya başladım şimdi bir taraftan dışarıdan. Anlatacak o kadar çok hikaye var ki. Bir de ben gerçek hikayeleri çok seviyorum. Gerçek hikayeleri anlatmayı çok seviyorum. Çünkü en güzel senaryo bizim hayatta karşılaştığımız şeyler. Bir hafta önce burada olacağımla alakalı herhangi bir fikrim yoktu. Ama bugün buradayım. Hayat sürprizlerle dolu. En güzel senaryo kaderin içerisinde gizli. Bunları es geçmemek lazım. O zaman sen sadece bir meslek olarak değil, bir misyon gözüyle de bakıyorsun dönem işlerinde, tarih dizilerinde, evet, projelerinde, evet, yer almayı. Bu bir oyuncu için dezavantaj mıdır peki? Ya ben genelde ya bu işlere... Ya misyon üstlenmek. Ya oyuncu gözüyle... Ya aslında ben sadece oyuncu gözüyle bakamıyorum ben hadiseye. Yani işin dışında olduğum işlerden de iyi bir işse mutlu oluyorum mesela. Destekliyorum onları dışarıdan. Ya ne güzel iş yapıyorlar diye. Bir vatandaş olarak mutlu oluyorum. Çünkü faydalı olan bir işi görmek mutlu ediyor. Tabii ki bir işe ikinci planda oyuncu olarak bakıyorum isterseniz. Ben hep bir proje yapma, bir projenin hayata geçmiş olması olarak görüyorum bunu. Sonrasında eğer çalışacaksam da oyuncu olarak çalışıyorum yani. Acaba bu yüzden mi yönetmenliğe soyundun? Abi hikaye anlatmayı ben seviyorum. Şu an en güzel hikaye anlatma yolu bence tabii eğer bir gün yapabilirsek film yapmak. Çünkü dizi çok genel geçer bir şey. Ha, bazı diziler var ki inşallah onlar arşivlik işler olacaklar. Olanlar da var zaten o. İnsanların kalbine dokunan işler hiç çıkmıyor oradan. Tatlı bir hatıra olarak kalıyor. Ama bir gün yapabilirsek... Bir de uzun uzadıya bir şeyi anlatmayı seviyorum. Derdimi uzun anlatmayı seviyorum. O yüzden şey iyi yani, sinema iyi. O zaman yani. O zaman şimdi senin çektiğin kısa filmler var ve aldığın ödüller var. Evet. Onları sormak istiyorum ama öncesinde bu oyunculuk macerasıyla ilgili şöyle bir şey sorayım. Oyunculuk senin çocukluktan beri düşündüğün bir şey miydi? Hayır, çocukluktan beri düşündüğüm bir şey değil. Esasında çocukluğumda bunu duyuyordum. Yani bu tiyatrocu olsa bu çocuk iyi olur diye. Fakat yani bizim sosyal çevremizde yani öyle bir şey yoktu yani. İstanbul'da olmuşsun. Eskişehir. Eskişehir'de olmuşsun. Evet. Eskişehir'de büyüdüm. Yani sosyal çevremizde öyle bir şey olmadığı için öyle bir şey de yok. Öyle bir ufuk da yoktu yani. Her çocuk gibi ben de okuyup iyi bir meslek sahibi olmam gerekiyordu. Fakat okulum iyi gitmiyordu benim zaten bir türlü yani. Okulla aram hiç iyi olmadı yani maalesef. İlk iyi olmamış tabii. Maalesef demeyelim. Eğer kapılıp gitseydim o torna tezgahına girecektim. Torna tezgahına girmeyenler güzel işler yapıyor bence. Tırnak İnşallah, içinde söylüyorsun tabii torna tabii, tezgahını. Tabii istisnalar dışında yani biraz eğitim sistemiyle alakalı benim bakış açım böyle yani. Sonra 18 yaşına falan girince ben artık sinemacı olmaya karar verdim. Yani film yapacağım. Hani filmin yönetmeni olacağım, senarist olacağım, oyuncu olacağım değil, film yapacağım. İdeali bende... Yani kafanda oyunculuktan öte film yapma düşüncesi vardı. Evet, evet. Yani bir şey... Çünkü ben hikaye yazıyordum zaten. Yarışmalarına katılıyordum. Fakat baktım ki ya, en güzel hikaye anlatma yolu bu. Canlandırarak anlatmak çok çok daha güzel yani. Çok daha etkili. Sonra o sıra tiyatroya gitmeye başladım. Eskişehir iyidir bu konuda. Tiyatro, sinema böyle ben dedim bu işi yapacağım. 18 yaşında karar vermiştim. O zaman oyunculuk senin için yönetmenliğe gitme yoluna bir adım. Adım bir oldu. Şöyle yani işte daha sonra tabii ben televizyonculuk benim ilk işim, ciddi işim televizyonculuk oldu. Önce şu anda Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, o medya kökenlidir. Hatta Show TV'nin eski genel müdürüydü. O Kanal T diye bir televizyon kurdu Kıbrıs'ta. Ben de Eskişehir'den Kıbrıs'a taşınmıştık. Orada önce radyocu oldum 18-19 yaşında. Hala o radyo devam eder. Kanal T hala devam eder. Sonra bir televizyon programı sunmaya başladım. Bunların hepsini ama şunun için yaptım. Ben televizyoncu olacağım diye yapmadım. Sinemaya bir geçiş olarak gördüm. Bir de yani zengin çocuğu değiliz. Bir yerden para kazanmak lazım. Bu tarz paralel işleri yapmak lazım diye kendimce böyle bir
bir hedefe yönelik bir harita oluşturdum ve medyayla bu şekilde başlamış olurum. Ama sonrasında tiyatronun da benim hayatımda bir yer etmesi gerektiğine inanıp oyunculukla başladım tiyatroya. Fakat asıl ben oyuncuymuşum yani. Orada onu çünkü, sonradan mı keşfettin? Onu aslında şöyle keşfettim. İki yıl amatör tiyatro yaptıktan sonra profesyonel bir tiyatroda çalışmaya başladım ve bir yıl orada oyun oynadıktan sonra oradan ayrılmak istedim başka bir tiyatroya geçmek için. Vedalaştıktan sonra çıktım tiyatrodan. Yolda yürürken dedim ki ya ben bir yıldır buradayım. Burada provaya geldim, turneye gittim, oyuna çıktım. Ama bu bana hiç iş gibi gelmedi. Az önce konuştuk ya. Demek ki yani çok seviyordum oyunculuk yapmayı. Şimdi hala bırakamıyorum. Bana deniliyor ya işte hocam aslında biraz senaryoya ağırlık versen. Ya işte hani film çekmeye çalışsan falan ama oyunculuğu nasıl bırakacağız? Yani oyunculukta yani bayağı zigzaklı olmuş senin meslek yolculuğun yani. Vallahi isteklerinle aldığın, hissettiğin şeyler arasında hep bir gelgitler olmuş. Ama paralel. Başta ben hep ben de böyle bakıyordum. Gelgit olarak bakıyordum. Yani ben çok mu dallanıp budaklanıyorum diyordum. Yok gayet güzel anlatıyorsun. Yok şey açısından, hayat hikayem açısından. Fakat sonradan baktım ki evet yani işte eski bir reklam vardı ya hem yazdım hem yönettim hem oynadım diye. Sen de bütün bu alanlarda yani çalıştın. Biraz şey gibi. Televizyonculuk da yaptın, radyoculuk da yaptın. Televizyonculuk o ben düşünmüyorum şu an hiç yani hatta çok tiyatro yaparken çok zorlandığım hayat şartları açısından o zamanlarda bile profesyonel bir teklif geldi. Fakat hedefimden sapmamak üzere ben televizyonculuğu reddettim yani. O televizyonculuk o dönemdi. Gerçekten de maksat da hasıl oldu zaten. 18-19 yaşlarında iyi bir şey oldu, iyi bir network olmuştu benim için yani. Peki oyunculuk konusunda şimdi tiyatroda oyunculuk yaptın, televizyon dizilerinde yaptın, sinema filmlerinde yaptın. Evet. Ben anonsu, Yozgat Bluzu ve en son Dayı filmini evet. Hatırlıyorum senin rol aldığın. Hatırlayamadıklarım var mı sinema arada filmlerine? Bir düş gördüm var çok. Ha evet Murat Çeri'nin evet, filmi. Evet o çok değerli. Hatta bir oradan ödül de aldın. Evet. Oyunculuk konusunda mesleki olarak kendini nasıl değerlendiriyorsun, nasıl buluyorsun, nereye geldin? Oyunculuk gerçekten yani hep böyle söylenir hani sonu yok bunun deniyor. Ben hayatı ne kadar anladıysam oyunculuğu da daha o kadar anladım. Dolayısıyla yolun başındayız herhalde yani. İnşallah. Fakat ben seviyorum oyunculuğu asla. Yani 90 yaşına da gelsem, sağlıklı olursam oyunculuğu bırakmak istemem. Yapabiliyorsam sevdiğim projelerde olmak isterim sürekli. Ama kendi yönettiğim işlerde oynamak istemiyorum. O olmuyor. O yok öyle bir şey. Yani bence iki kısa filmde bunu tecrübe ettim. Kendi işlerimin haricinde güzel projelerde oyunculuğu sürdürmek istiyorum yani. Peki kendini seyredince ne hissediyorsun? Ben çok zor izliyorum kendimi ya. Çok yani bir düş gördüğümde ben ödül aldım. Oyuncu olarak en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldım. Nereden almıştın? Hindistan'da mı? Hindistan'dan geldi. Fakat yani sağ olsun dostlar hep o işle alakalı benimle alakalı güzel şeyler söylediler ama orada dahi filmi bir kere perdede izleme inadım vardı. Çok zor izliyorum. Çalıştığım işleri izlemek gerçekten çok zor oluyor. Bir Sezen Aksu'nun bir hatırası var. Bu çok iyi özetleyecektir olayı. Diyor ki kendisi ben herhangi bir mekana gittiğimde jest olsun diye benim şarkılarımı çalmaya başlıyorlar. Onlar jest olsun diye yapıyor ama bilmiyorlar ki ben o an çok ızdırap çekiyorum. Çünkü hep bir olmamışlıklar var orada. Hep bunları anımsıyorum ve bu beni çok zorluyor. Bir şey performanslarımı izlerken böyle hissediyorum ben. Aynı şeyi hissediyorsun. Evet. Bir de şimdi tabii ben seni tanıyorum. Seyirciler içerisinde eminim senin projelerden tanıyan çok sayıda insan vardır. Şimdi sen gerçek hayatında çok böyle biraz kendi iç dünyasına
yoğunlaşan, orada bir mesafe kat etmeye çalışan bir kişisel bir yolculuk içindesin aynı zamanda. Ve o yolculuğu önemseyen birisisin. Ben bir arkadaşın olarak da bunu çok hissediyorum. Ve böyle daha mütevazi, daha böyle içeriden bir hayat anlayışın, yürüyüşün var. Ama ilgilendiğin meslek popüler bir meslek, göz önünde olmak, insanların huzuruna çıkmak ve farklı karakterler canlandırmak, bununla ilgili koşturmak. Arada böyle bir zorlanıyor musun? Çok, çok zorlanıyorum abi. Yani hayatımın en büyük iki çelişkesinden birisi budur yani. Gözden kaçmak ve göz önünde olmak. Yani evet, ben sevmiyorum. Mesela sosyal medya hesabı, menajer sağ olsun dedi ki ben çok zorlanıyorum artık. Yani bir sosyal medya hesabı açman lazım. Telefonu verdim, nasıl açılıyorsa, teknolojiyle de çok aram iyi değil. Sağ olsun Instagram hesabını o şekilde açmıştık. Ben sevmiyorum yani, fakat bir taraftan işte çok işimiz bu. Evet, hayatımdaki iki en büyük çelişkiden biri bu yani. Ne yapalım, sürdürmeye çalışacağız. Ama benim gibi oyuncular var ama yani. İnşallah ben de onlar gibi olurum. Onlar iyi oyuncular yani. Gerçekten normalde, normal hayatlarında bu şekilde yaşayıp ama işini de motor dendiği zaman ya da oyun başladığı zaman en iyi şekilde icra ediyorlar. Belki de bu iyi bir, yani iyi bir oyuncu olmak isteyen bir insanın tercih etmesi gereken bir yalnızlık. Hatta genel sanat dallarında belki bu ekonomik, sosyal ilişkilerin faydası olabilir yani. Fakat günümüz çağında evet, sosyal etkileşim çok önemli. Bir taraftan popüler çağa ayak uyduramıyoruz bu yönden. Eksik kalıyoruz yani. İçsel yolculuğuna zarar verebileceği kaygısını taşıyor musun? Kaygı taşımıyorum. Tamamen böyle hissediyorum. Yani öyle ya, işte ben içsel yolculuğuma dair hassasiyetimin, inşallah bir gün iyi olur o hassasiyet. Öyle bir hassasiyetim olduğunu iddia etmiyorum. Ama bu yönde bir çaban var tabii ki. Ya o yönde çabam yok. Sadece o yönde çabası olan insanları seviyorum. O yönde çabası olmuş olan ve bunu başaran insanlara saygı duyuyorum. O yüzden benim bu sevgim ve saygım herhalde etrafımdaki insanlara böyle yansıyor. Yani benim de öyle bir çabam olduğuna dair ama maalesef. Ama inşallah bir gün olacak. Yani oyunculuk bozar mı falan diye böyle düşünüyorum. Yok, bozmaz. Oyunculuk çok güzel bir şey yani. Canlandırmak çok güzel. Yani canlandırmak, yani böyle ifade edeyim ben. Hani benzetmede hata olmasın ama canlandırma işi çok sanat yani. Hani zanaat gibi gelir. Hani sinema yönetmen sanatıdır. İşte eyvallah, senaryo çok önemlidir. Ama o karakteri canlandırma fikri ve fiili çok önemli bir şey bence. Peki olgunlaştırıyor mu insanı içsel yolculuk açısından oyunculuk? Böyle baktığın, böyle yorumladığın oluyor mu? Olgunlaştırdığı insanlar vardır ama ben daha iyi metotlar biliyorum bununla alakalı. Yani ben yani hep genelde proje bazlı bakılıyor yani. Fakat iyi bir oyuncu, iyi bir insanı oynarken onunla iyi bir empati kurduysa kendisini sorgulamaya başlamıştır herhalde. Eğer iyi olma derdi varsa. Yoksa işte dünyanın en iyi adamını oynar geçersin. Sonra aynen sürdürürsün hayatını yani. Şimdi Ufuk Bayraktar senin ilk projende oyuncu olarak yer aldı. Kısa filminde Av Dönüşü müydü? Av Dönüşü. Av Dönüşü. Evet. İkinci filminde de Zemberek'te de yine oynadı. Sonra sen İade-i Ziyaret'te bulundun herhalde. Onun filminde bu sefer sen oynadın. Evet. Dayı filminde. Nasıl bir iletişiminiz var Ufuk Bayraktar'la? Sağ olsun, o tanıştığımız ilk günden beri sağ olsun destek attı. Av Dönüşü'nde hikayeyi okuduktan sonra benim için müthiş bir şey oldu. Tanışmıştık, hikayeyi merak etmişti. Hikayeyi gönderdikten sonra aradı, ben bu işte çalışmak isterim, oynamak isterim dedi. Dedim yani ben arayıp da bulamadığım bir şey olur benim için. Kendisi çünkü önerdi. Sağ olsun, kendisi önerip böyle bir beni çok mutlu etti. Seve seve Av Dönüşü'nde inanılmaz fedakarlıklarla, yani bizim o filmi Urfa'da çektik. Çobanı oynuyordu.
biz toplama bir sürüyle çekim yapıyorduk. Gerçekten o topladığımız 8-10 hayvana bakacak insan olmadığı için, 3-5 arkadaşla olduğumuz için gerçekten o sürüyü yarım gün boyunca idare etmiştir mesela. Yani yoktu. Gerçekten de çobanlık yapmış. Gerçekten yaptı sağ olsun. Yani iş sinema olduğu zaman Ufuk Bayraktar bambaşka bir disipline bürünüyor. Kendini buluyor. Çok da güzel oynadı Av Dönüşü'nde. Onun ilk komedisi ve ilk ve son komedisi oldu Av Dönüşü. Değişik bir karakteri canlandırdı. Sonra Zemberek'te de yazdığım ana karakter kast olarak ona çok yakışıyor. O karakterle çok iyi empati kurdu. Zemberek'i de Kars'ta, Ağrı'da, Ardahan'da ve Van Gevaş'ta çektik. İnşallah festival süreci başlayacak yakında. Orada da yine inanılmaz iyi oynadı. Biz yani izlerken de hayran kalıyoruz. 12 Punto'dan destek almış mıydı Zemberek, evet, TRT'den? Evet, 12 Punto ortak yapımcımız oldu. Sağ olsunlar, iyi ki oldular çünkü benim hani kısa filmlerim, sen de biliyorsun abi, böyle... Piyasa işi değil yani. Piyasa işi değil, bir de gerçekten iyi olsun diye, kaliteli olsun diye ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ama bunun ticari bir dönüş olmadığı halde, ben de maaşlı çalışan bir adamken bile Av Dönüşü'nde onu iyi çekmeye çalıştım. Evet. Dolayısıyla bu ikinci filmde 12 Punto'nun desteği sinemamızın gelişmesi açısından da çok önemli. Çok kıymetli. Gerçekten yani buradan da çok tebriklerimizi, takdirlerimizi iletelim TRT'ye, 12 Punto'ya. Sevgili Cemil Yavuz ve Faruk Güven çok sağ önemli olsunlar. İşler yapıyorlar. Buradan da sinemacılar olarak teşekkür ediyoruz ve minnettarlıklarımızı evet, iletiyoruz. Gerçekten sağ olsunlar. Peki o Dayı filmine senin dahil olman nasıl oldu? Aslında Uğur Bayraktar, filmimizin Dayı filminin yönetmeni. Ufuk Bayraktar'ın abisi, hem senaristi hem yönetmeni. Senaryo aşamasında biz Uğur abiyle görüştük. O senaryo ile alakalı fikrimi almıştı. Daha sonrasında bir karakter var. Onu sen oynasan, o tiyatrodan biraz benim... bu arada komedi rollerini ben çok severim. Öyle komik bir adam var. İşte aslında sert bir iş Dayı. Öyle renkli bir karakter var. Sen oynasan güzel olur dedi. Seve seve. Kabul ettim ben. Şimdi inşallah Dayı 2'de hem senaryo kısmında hem de o karakterin devamına karar verdiler. Dayı 2 filminde duyurmuş olalım burada. Evet. Dayı tuttu, 2. O zaman tuttu demek ki Dayı 1. Çok şükür Dayı 1. Seyirci rakamı ne oldu, bilgin var mı? Yaklaşık Covid dönemine rağmen 500 bin Oo. Civarı izlenmesi var. Yani o da Dayı 2 için onları motive etti yani. İnşallah devam filmi çok daha... Aslında asıl hikaye Dayı 2'de diyebiliriz yani. Ha. O filmin hikayesi bazında. Zaten filmin sonu ikincisinin geleceğini müjdeliyordu. Evet. Yani ikinciyi çekmek için bence şey vardı. Yani birinci çekildi. Seni görecek miyiz peki 2'de? İnşallah Dayı 2'de karakterim... İlk filmdeki kötülüklerine devam mı edeceksin ikincisinde? Yani onu hatta konuştuk biz. Yani bir insanın tabiatı neyse o bence 7'de neyse 70'de de o olur. Evet. Fakat iyiye evrilir o. Öyle mi? Benim o fırıldak adam... Belki yine, biraz iyiye doğru evrilebilir diyelim. Yok, yine Dayı'nın yerinde ama meşrep aynı yani. Öyle mi? Yani bu sefer devamlı olacağız hikayeye göre Dayı karakteriyle birlikte. Ama onu korumak çok önemli bence yani. Çünkü insan değişmez. Öfkelidir, ne bileyim, şu bu şecaat duygusuna döner. Hani o öfke duygusu iyiliğe hizmet eder mesela. Bunun gibi benim o karakter artık bakalım senaryoda nasıl şekillenecek. İnşallah güzel bir yere evrilecek yani. İnşallah. Oynamak mı zor, yönetmek mi? Yönetmek, yani yönetmenlikle alakalı tam her şeye hakim değilim ben. Yönetmek çok keyifli, çok güzel. Ama oynamak daha zor geliyor şu anda bana. Çünkü oyunculuğu daha iyi biliyorum. Bir şeyle alakalı bilgi arttıkça o işin zorluğu da artıyor. Hani bilgisi artan bir konunun şeyi de, hani ne kadar eksik olduğunu daha çok görüyorsun. Yönetmenlikte daha acemi dönemlerinde olduğu için şu an iyiyim gibi geliyor. Yani
Hallediyoruz yani, sorun yok. Ama oyunculukta derinleştikçe aslında ne kadar daha yolun başında olduğunu daha çok görüyorsun. Şimdi buradan selam olsun Şener Sen'e sorsanız yok der, daha çok yolumuz var der. Gerçekten o, çünkü çok iyi biliyor, o çok önden gidiyor. Demek ki böyle bir ters orantı var yani, tecrübe arttıkça. Ürkeklik de artıyor muhtemelen, tedirginlik de artıyor. Şimdi Recep, sen işte bir takım işlerinden bahsettik, filmlerinden, dizilerinden. Laf arasında söyledin yazarlıkla ilgili bir takım çalışmalarının da olduğunu geleceğe yönelik. Evet. Onları da ben muhabbetimizin sonlarına doğru artık konuşmak istiyorum. Şimdi bizim çok sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz ve işlerini beğenerek takip ettiğimiz iki tane önemli isim var. Biri önemli bir hikayecimiz, sevgili Mustafa Kutlu. Buradan da selam çok yollayalım. Selamlar, zaman güzel. Zaman izlediğini biliyorum Mustafa Hoca'nın programımızı. Ne güzel. Saygılarımızı da iletelim buradan. Mustafa Hoca hikayeci olarak Türk edebiyatında çok çok kıymetli, çok önemli bir üstadımız, hocamız. Öte yandan hem televizyon dünyasının hem sinema dünyasının diğer önemli bir ismi sevgili Osman Sınav. O da yine çok çok kıymetli bir ustamız. Ona da selam olsun buradan. O iki ustayı bir araya getiren bir projenin içinde yer alacaksın diye ben güzel bir haber duydum senden. Onu açmanı istiyorum seyircilerimiz için de. Evet, benim şu ana kadar hayatımdaki en önemli projelerden biri olmuş olacak. Mustafa Kutlu'nun Rüzgarlı Pazar hikayesinin senaryosunu ben yazdım. Senaryolaştırdım. Uyarladın yani. Uyarladım ve sağ olsun Osman Hoca da onu çekmeye karar verdi. Harika. İnşallah bakalım. Şimdi dizi meşguliyeti var hocanın. Dizi rayına oturduğu gibi inşallah sete çıkacak proje. İnşallah. Bir sinema filmi olarak. Sinema filmi. Evet, çekeceksiniz. Sinema filmi. Evet. Harika. İnşallah yani bir an önce hayata geçer. Çok güzel bir hikaye. Çok mutlu olduğum bir şey oldu benim. Yani Mustafa Kutlu ve Osman Sınav'la birlikte bir şey yapmak muhteşem yani benim için. İnşallah yüz artıcı bir iş olarak senin İnşallah. Filmografindeki yerini alır. İnşallah. Hem Mustafa Hoca İlk hem uzun metraj Osman Sınav için olmuş çok olacak. Kıymetli. Bu çok anlamlı oldu yani. İlk uzun metraj senaryomda iki isim yani harika yani. Çok güzel, başarıların daim olsun. Teşekkür Onun ederim. Dışında başka projelerin olduğunu da ben biliyorum. Bizimle paylaşabileceğin kadarıyla neler var masanda? Yurt dışında bir Belçika'da yaşayan bir arkadaşım var, yapımcı. Onunla bir sinema filmi projemiz var yine. Kısmetse ben senaryosunu yazacağım ve muhtemelen oyuncu olarak da çalışırım. 1961'de İlk yurt dışına giden gurbetçilerin hikayesi yine bir dönem işi yine olacak. Yine bir dönem işi. Ve inşallah çok muhteşem hikayeler var orada. Programın başında konuştuğumuz gibi gerçek hikayeleri ben çok seviyorum yani. Hayat sürprizlerle dolu yani. En güzel sürprizler kaderin içinde gizli bence. En iyi kalem bile bunları yazamaz yani. Dolayısıyla gerçek hikayelerden bir kolajla bir sinema filmi projemiz var. İnşallah onu hayata geçireceğiz. Bu arada yine yurt dışında bir kısmetse bir tiyatro oyununda görev alacağım. Yani Avrupa'da turne yapacak bir iş. Şu pandemi koşulları gevşedikçe inşallah bu önümüzdeki bahar aylarında başlayacağız. Bir de yazın, bu önümüzdeki yaz sevgili Murat Çeri'nin ikinci sinema filminde oyuncu olarak kısmetse çalışacağım. Bir taraftan da kendi ilk uzun metrajımla alakalı tembel tembel çalışıyorum. Oho yani. İş çok sende ya. Yani işte maşallah işte, say bitmiyor. Bilmiyorum ben bu kadar. Bu yıl senin için bereketli geçecek inşallah. Öyle inşallah, gözüküyor. İnşallah. Çalışırsak bereketli geçecek yani. Fakat ne güzel. İşte, zaman çok kısıtlı. Gerçekten yetmiyor. Başta da konuştuğumuz gibi buluşmak istiyoruz. Gerçekten istiyoruz. Gerçekten kahve iç muhabbet etmek istiyoruz. Evet, defalarca yani o kadar haberleştik. Ya oturalım, evet. Ya eve tekrar gelin bir buluşalım falan. Evet. Demek ki bir programa nasipmiş. Valla evet. İşte işle alakalı işte bu senin işin abi. Ya senin işin olduğu için gelebildik nihayet. Böyle ne güzel. Bahane oldu maalesef. Ne güzel. Ama yeter ki iş olsun.
Yeter ki üretelim, yeter ki çabalayalım, koşturalım. Bir de. Yani. Böyle sinemamız için, tiyatromuz için, televizyonda nitelikli işler yapabilmek, izlemek için biz bu yoğunluğa katlanmaya gönüllüyüz, memnunuz bu yoğunluktan. Dilerim seni çok çok daha güzel projelerde izleriz. Çok sağ ol abi, teşekkür ederim. Hem beyaz perdede, hem beyaz ekranda, hem tiyatroda doya doya izleriz. İnşallah bahtın açık olsun. Programın sonuna geldik ama bizim programımızın sonunda keyifli sorularımız var. Bir tamam. gelenek. O keyifli sorulara ben geçmek istiyorum şimdi. Tabii ki abi. Hangi diye bir bölümümüz var, onunla başlamak istiyorum. Hangi filmin devam filminde oynamak isterdin? Mümkün değil ama Godfather. Godfather. Pekala. Başa dönme şansın olsa hangi projede yer almazdın? Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Var yani. Benim. İsim vermeyeyim. Çok mu peki? Bir tanesi çok belirgin. Olmak istemezdim yani. Hmm. Pekala. Hangi filmin başrolünü oynamak isterdin? Godfather. Godfather. Godfather'daki karakterlerle senin hayatın çok farklı. Yani bu kadar... niye bu kadar etkilendin Godfather'dan? Bir cümleyle ifade etmen gerekirse. Çok iyi sinema bence. Çok iyi sinema. Benim çok kaliteli. Ben kaliteye zaafım var benim yani. Pekala. Hangi filmin sonunu değiştirmek isterdin? İçimdeki Deniz. Hmm. Evet. Javier Bardem. Evet. Muhteşem değil mi? Muhteşem bir film ama ben o filmin sonunu öyle bitirmek istemezdim. Pekala. Ben mucizelere inanıyorum yani. Pekala. Hangi yönetmenden teklif gelse gece sevinçten uyku tutmaz? Amat Escalante olabilir yani. Aa. Ben Güney Amerika'yı seviyorum. Onların kafasını da seviyorum. Hiç beklemedim bir cevaptı. Hangi filmin müziğini unutamadın? The Message. Message, Çağrı. Muhteşem. Kesinlikle. En son hangi filmde gözlerin doldu? Bence senin gözlerin çabuk dolar. Yanlış mı? Gözlerim çabuk doluyor ama ağlayamıyorum ya maalesef. Hmm. O içsel yolculuğumuz işte o yüzden tam değil yani. Gözlerim en son hangi filmde doldu? Hatırlamıyorum abi. Hatırlamıyorum. Pekala. Hangi filmi tekrar tekrar seyretmekten bıkmadın? Natuk Baytan'ın bütün filmleri hemen. Yeşilçamcıyız o zaman. Ya tabii. Yani bence çok kaliteli hikayeciliği var onların ya. İhsan Yüce'nin de özellikle ben senaristliğini çok seviyorum. Senaristliğin mesela ne kadar önemli değil mi İhsan çok, Yüce'nin? Hepimiz çok. Oyuncu olarak şurada biliriz. Şurada işte Salacak kahvesinde hala o kahve duruyor yani. Allah rahmet eylesin. Ne kadar güzel, muhteşem matematik. İşte yaşadığı toplumu tanıyan, derdi olan işler yapmışlar. Yani katılırız katılmayız ama evet, başarılı olmuşlar. Çok kıymetli yani. Allah rahmet eylesin evet, gerçekten. Evet. Hayatının diye bir bölüm var, oraya geçmek istiyorum. Aynen. Hayatının hatası. Susma hakkımı kullanmak istiyorum. Sen bugün çok susuyorsun ama ya. Yani hatalarımı hatırlamak bile istemiyorum yani. Ya işte dönüp de değiştiremiyoruz. Yani o hatalar belki o hatalar olmasa çok kibirli bir adam olabiliriz yani. Yani sen ne anlatıyorsun? Sen de bunu yaptın. Sen de böyleydin. Demek biraz frenliyor. Ama o eksikliği hissetmek de önemli bir şey diye düşünüyorum. Yani en çok işe yarar tarafı bu. Yani uçmuyorsun, kendi haddini biliyorsun ve neler yapabileceğini görüyorsun ve bu insanı tedirgin yapıyor yani. O yüzden kıymetli, hatalar da kıymetli yani. Pekala. Hayatının anlamı. Hayatımın anlamı. Vallahi çocuklarım aklıma geldi Suat abi. Öyle mi? Allah bağışlasın. Yani çocuk inşallah onları... İki çocuğun var değil mi? Yanlış üç tane abi. Üç mü oldu? Üç tane, ha, evet. Allah bağışlasın. Bir tane bebek. İnşallah onları iyi bir insan olarak bu topluma hediye ederiz. Hayatının şarkısı. Ama performans içerir bilgin olsun. Öyle mi? Evet. Böyle birazcık mırıldanmasını rica ediyoruz misafirimizin. Ha birçok şarkı var tabii ya. Eski radyocuyum ben. Evet. Yani. Ha, pop çalıyordum tabii yani. Müzikten çok anlamıyorum abi ama
Ben de mesela Tarkan'dan unutmamalı olabilir. Ama söylemek istemiyorum abi. Birazcık mırıldansa. Öyle mi? Evet. Seni kırmayayım abi. Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler. Yıkıldım yar. Keselim abi. Aa, teşekkür ederim. İyiymiş bu arada. Yok değil bir abi. Bir de gizli gizli şarkıcılık mı yapıyorsun? Yok abi yok. Her şey yani. Orada kalsın yani. Pekala. Hayatının şansı. Hayatımın şansı. Bir karşılaşma. Haydarpaşa Garı'nda bir karşılaşma. Mucize gibi bir karşılaşma. Ne olduğunu söyleyecek misin? Sektöre girişimle alakalı. Buradan ona da selam olsun. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin görüntü yönetmeni kuzenimdir Sedat Yücel. Annem benim işte Kıbrıs'tan sonra sektöre girmemle alakalı onunla görüşmemi isterdi. Annem unutmuştur bu arada, Sedat abi de bilmiyor bunu. Ama ben ısrarla gitmek istemiyordum. O zaman da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kaydım var. Okula ara vermiştim. Okul ne durumda diye geldiğimde Eskişehir'e dönerken Haydarpaşa Garı'nda onlar dizi çekiyorlar ve sette karşılaştık. Artık dedim ki kader. Hmm. Ben ve Hilal Saral'la bir dizi yapıyorlardı. O da eşinin ablası Hilal Saral. Benim ilk dizim Melek dizisiydi. 2002 yılı abi yani bu. Sonra ben yeniden bıraktım dizi işlerini falan. Böyle benim gelgitli hikayelerimden biridir ama o karşılaşma yer etti. Yani ilk tecrübem benim dizi seti görmem o iştir. Hayatının korkusu. Kötü son. Kötü son. Yani kötü bir insan olarak ölmek. O zaman Allah esirgesin diyelim. Amin. 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 Hayatının kahramanı. Hayatının kahramanı. Bir tane yok. İlk kim geliyor aklına? İlk. İlk aklına gelen kahramanın. İlk kahraman. Ben babama hayrandım ya. Hmm. Baba diyelim o zaman. Pekala, ne çağrıştırıyor diye bir bölüm babama var. Hayran olduğum da sonradan büyüyünce anladın. Anladım. Pek yani. Çoğumuz gibi. Evet. Ne çağrıştırıyor diye bir bölüm var, ona geçmek istiyorum. Bazı kelimeler ve isimler söyleyeceğim. Çok güzel bir format bu abi ya. Teşekkür evet. ederim. Bravo ya. Andreas. Andreas. Ekmek parası. Lawrence. Lawrence. Karizma. Karizma. Melek. Mucize. Senin de mucizen. Şimdi kopya çektik yani. Evet. Pekala. Ufuk Bayraktar. Dost. Dost. Reşat Strik. O da dost yani. O da dost. O dost ve şey. Umut. Umut. Son olarak Mahmut Fazıl Coşkun. Ha, vallahi ona da kalite diyorum yani. Kalite. Hem anonsta hem Yozgat Blues'da birlikte çalıştınız evet, değil sağ mi? Sağ olsun. Yozgat Blues da benim ilk ciddi filmimdir. Proje. Orada sağ olsun çok... Şimdi Mahmut abi böyle Mahmut abi, Mahmut abi. Yani sağ olsun böyle abiliğini gösterdi bize. Onu da misafir ettik. Buradan da selam gönderelim evet, Mahmut abi. Ona da selam olsun. Sağ olsun orada kaliteli film nasıl olur? Bir örnek diyoruz Gatmuz benim için. O sette kesinlikle. Bulunmak, onunla çalışmak güzeldi. O da kıymetli bir filmdi benim için. Yani. Ne güzel. Valla seni misafir etmek de çok güzeldi Recep. Çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık, vaktini ayırdın, geldin, bizi kırmadın. Çok teşekkür ederim, eksik olmayın. Sağ olasın. İnşallah dediğim gibi seni çok daha iyi projelerde, çok daha önemli projelerde görürüz. İnşallah. Biz de İnşallah. Mutlu oluruz, keyifle seyrederiz. İnşallah hep sağ beraber olsun abi. Eyvallah. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sevgili seyirciler, bu hafta başarılı oyuncu Recep Çavdar'ın hikayesini dinledik. Önümüzdeki hafta yeni konuklarla karşınızda olmayı diliyorum. Hoşça kalın.